Biz neymişiz, ne olduk? Yaşamak dedim bilmezmiş gibi. Hayri amca bir iç çekti. Ayşe teyzeye bir baktı. Biz neler neler gördük, pes etmedik dercesine. Anlatmaya başladı usulca. Belki çok çalışırdık, kazandığımızla az olandan az alırdık, mutlu olurduk. Bulamadık der, doğal beslenmişiz. Ayşe teyze atıldı. Biz değil yakınımız, birkaç sokak ötedeki fakirin bile derdine üzülürdük diye sözle başladı. Komşunun komşusuna bile bir hürmeti vardı. Kimse kimseyi kıskanmaz, kimse kimsenin eline ayağına dolaşmazdı dedi Ayşe teyze. Hayri amca hatırladı. Hani Rüstem'in davarları dağda kalmıştı ya, köy seferber olmuştuk, gece gündüz arayıp bulmuştuk. Komşumuzun davarı bile yitse dağı taşı yol ederdik eskiden. Şimdi Rüstem yitse neredeyse kimse aramaz. Bir çıkarım yok diye. Ayşe teyze bir içlendi. Paran olmasa, bir eksiğin olsa ödünç alırdın, olunca verirdin. Birbirine daha sıkı bağlanır, birbirine temenna ederdin. Ne ödünç kaldı, ne milletin birbirine temennası. Köye tatile bile gelmeyen gençler geldi Hayri amcanın aklına. Vatan, yurt onlara şehir olmuş. 3 gün gelince köye sıkıldık diye mızmızlanıp duruyor. Eğer bir köye tayini çıksa, dünya başlarına yıkılmışa dönüyor. Köy, kasaba, ilçe yaşanmaz olmuş onlara. Atla eşekle yol alır, pazara giderdik dedi Ayşe teyze. Yol üstünde, akşamın olduğu yerde bir eve misafir olurduk. Dost olur, hatta atadan beri dostlarımız vardı. Var mı hindinin, şimdinin gençlerinin bir ata dostu diye sordu. Ayşe teyze devam etti sözüne. Yolda kalan baş tacımız olurdu. Evimizi alır yatak yorgan sererdik. Hindinin, şimdinin gençleri akrabası evinde kalacak olsa bir burun büküyor deme gitsin dedi Ayşe teyze. Hayri amca, sen onun tarafındasın, ben bunun tarafındayım diye kimse kimseyi ayırmazdı. Herkes herkesin tarafındaydı, karşı taraf olacaksa o da düşman gavuru olurdu dedi. Birine cepheye alacak isen yurdumuza göz diken olurdu dedi. Biz neymişiz, ne olmuşuz? Çağ atladı dünya teknolojide ama insanlığımızı yok mu etti ne dersiniz? 23 Kasım 2015 tarihinde yazılan Milliyet blogda yayınlıdır. Daha sonra 2016 yılında başka birisi birkaç cümle değiştirip birkaç isim değiştirerek bu makalemi kendisinin gibi yayınlamış. Hukuki süreç bir gün başlatılacak.